Evde otururken sadece yazı yazarak para kazanmak ister misiniz? Bu yöntem sayesinde yüzlerce dolar kazanabiliyorsunuz. Bir bilgisayara erişebildiğiniz her yerde makale yazarak para kazanabilirsiniz. Freelance makale yazmak, evden çalışarak gelir elde etmek için pratik ve elverişli bir yöntemdir. Online çalışma söz konusu olduğunda makaleden kasıt akademik bir makale değil, metin yazarlığı kapsamındaki yazılar. Bazı makaleler için uzmanlık beklenebilir. Dolayısıyla söz konusu alanda bilgi sahibi olunması gerekebilir. Ama daha önce yazarlık yapmamış kişiler de bu işi yaparak para kazanabilirler. İnternetten makale yazmanıza, makale satmanıza veya yazma yeteneklerinizi sergilemenize olanak tanıyan pek çok platform mevcut. Ayrıca içerik sistemleri de bulunuyor. Bu videoda sizlere 3 tanesini anlatacağım. Makale yazarak para kazanmak için ilk yöntem blog sitesi oluşturmak. Kendi blogunuzu açarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendi işinizin patronu olabilir, verdiğiniz emeğe göre de gelir elde edebilirsiniz. Bunun için blogger eğitim setimi izlemeniz sizlere fayda sağlayacaktır. Yıllarca biriken tecrübemi ücretsiz bir şekilde sizlere anlattım. Açıklamaya da linkini koyarım. Blogger veya WordPress sayesinde açacağınız siteyle sizler de reklam, sponsorluk gibi kalemlerden para kazanabiliyorsunuz. Ek gelir oluşturabildiğiniz, hatta bunu ana gelirinize çevirebildiğiniz bu yöntemi ben yıllardır yapıyorum ve kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Bu yöntem sayesinde eğer düzeninizi kurarsanız uyurken bile para da kazanabiliyorsunuz. Ve dolar kazanmanız için fırsatlar çokça mevcut. Makale yazarak para kazanma konusunda ikinci ve en popüler yöntemlerden bir tanesi freelance çalışmak. Sizler de freelance platformları zaten biliyorsunuz. Fiverr, Upwork, PeoplePerHour, Freelancer gibi yabancı siteler varken Armut, Beyondluk gibi yerel platformlar da mevcut. Dilediğiniz freelance çalışma platformuna üye olarak sizler de makalelerinizin satışını gerçekleştirebilirsiniz. Karşınızda makale yazıp para kazanan kişilerin kazandığı ücretleri görebiliyorsunuz. Birine örnek alacak olursak tek işlemden 54 euro kazanıyormuş. Euro anlık olarak 33 TL. Yani tek işlemden 1782 TL kazanıyor. Toplamda 276 tane işlem yapmış. Yani 491.832 TL kazanmış. Bunun gibi diğer örneklere sizler de bakabilirsiniz. Mesela burada daha fazla işlem yapan, 1000'in üzerinde işlem yapan freelancer çalışanı görebiliyorsunuz. Ama ücreti de 10 euroymuş. Birazcık sürümden kazanmış. Sizler de bu platformlardan ilan açarak hangi dillerde veya hangi konularda makale yazabileceğinizi, SEO konusunda ne kadar uzman olduğunuzu belirterek ilanlarınızı oluşturabilirsiniz. Rekabetin yüksek olduğu ama gelirin de bulunduğu bu sistem sayesinde sizler de pastadan bir dilim alırsanız ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Ayrıca daha fazla kişiye ulaşabilmem ve bana da destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşabilirim. Üçüncü yöntem genel içerik platformları. Günlük haber okumak istediğiniz zaman hangi sitelere giriş yapıyorsunuz? Veyahut da teknoloji haberlerine bakmak istediğiniz zaman nerelerde vakit geçiriyorsunuz? Mevcut durumda kaliteli içerik üreten ve her gün onlarca yazı paylaşan siteler bizlere makale yazarak da para kazanmamızı sağlayabiliyor. Geçenlerde benim karşıma çıkmıştı. Popüler bir haber platformu kendi sosyal medya hesabı üzerinden ilan vermiş ve çalışma arkadaşları arıyoruz demişti. Bunun içerisinde sosyal medyada çalışacak, reklamlarını yapacak, paylaşımlar yapacak kişiler ararken aynı zamanda makale yazarları da arıyorlardı. Tabii ki siz ilk başlarda bu gibi yerlerde, daha popüler yerlerde çalışamayabilirsiniz. Ama kendi CV'nizi oluşturmak bakımından önce kendi blogunuzu açabilirsiniz. Orada yazılarınızı paylaştıkça, tecrübe edindikçe, CEO'yu öğrendikçe, bilgi edindikçe farklı sitelere çalışmaya başlayabilirsiniz. Daha yüksek ölçekli olmaz, çok tıklanan, çok okunan olmaz ama biraz daha alt segmentte, biraz daha az okunan ama yine de iş yapan, yazar arayan kişileri bulabilirsiniz. Bunun için de yine çok popüler sitelerden ziyade biraz daha popülaritesi az olan ama günlük haber paylaşan siteleri araştırmanızı tavsiye ederim. Bu siteleri bulduktan sonra onların mail adreslerini, yazar arayıp aramadıklarını mail atarak sorabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Belki ilki cevap vermez, belki ikincisi cevap vermez, belki üçüncüsü ihtiyacımız yoktur ama dördüncüsü, beşincisinde anlaşabileceğinizi düşünüyorum. Yeter ki bu konuda bir tık çaba sarf edin, bir tık emek harcayın. Kesinlikle bu konularda şunu düşünmeyin. Ben bu yazıyı ChatGPT'ye yazdırırım, ben bu yazıyı şuraya yazdırırım, buraya yazdırırım, bu sayede ben başkalarına makalemi satarım demeyin. Bu insanlar da bunu yapabilir zaten. Siz bir tık daha emek vermeniz, emek harcamanız gerekiyor. Bunun karşılığında sizler de makale yazarak, yazı yazarak para kazanabileceksiniz ve dolar kazanabileceksiniz. Türkiye gibi bir ülkede dolar kazanmak, euro kazanmak çok çok büyük bir lüks. Mevcut durumda 10.000-15.000 TL kazanacağınıza, 20.000 TL kazanacağınıza şu işleri yaparak dolar bazlı, euro bazlı şöyle 1.000-1.200 dolar, 1.300 dolar kazansanız ciddi bir gelir Türkiye bazında oluyor. Çünkü dolarımız 30, euromuz 33 mevcut durumda. İçerik yazarak para kazanma konusundaki tüm detayları sizlere anlattım. Bu aşamada benim tercihim kendi işimin patronu olmak ve kendi sistemi açıp yazılar yazıp CEO'sunu araştırıp siteye trafik çekip bu şekilde bir blog oluşturup para kazanmaya çalışmak. Sizin için en iyi yol hangisi bilmiyorum ama illaki bir yerden başlamanız gerektiğine emin. Ve anlattığım tüm yöntemler sayesinde de para kazanılabiliyor. Umarım bu videoda sizlere faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki para kazanma videolarında görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.